Derler ki insan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin ise nankörüdür. Gerçekten de öyle. AK Parti bu sözün hakkını verecek bir hamle ile karşımıza çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir etkinliğe muhalif gazetecileri davet etmişler. Daha düne kadar Sayın Erdoğan'la ilgili söylenmedik tek bir şey bırakmayan kim varsa listede kendisine yer bulmuş. Ancak bugüne kadar Erdoğan'ı savunma adına her türlü hakaret ve tehdide maruz kalan kim varsa onlar da listenin dışında kalmışlar. Nankörlük olur, olur da bu kadarı da biraz fazla be kardeşim ya. Allah İsra suresinin 67. ayetini sizler için indirmiş desem tam yeridir. Sözüm ona birlik ve beraberlik, kucaklayıcı bir anlayış gütmüşsünüz ama bugüne kadar AK Parti'yi ve onun liderini her platformda savunan insanları ayrıştırmak neden? Yeni Çağ gazetesinin bu haber üzerine sizi savunan gazetecilere hakaret etmesi sizi hiç rahatsız etmedi mi? Hiç mi utanmadınız ya? Bakın ne yazmış Yeni Çağ gazetesi. Erdoğan'ın programına muhalif gazeteciler çağrıldı. Kullanılma miadı dolan gazeteciler ise paniğe kapıldı. Bizden bahsediyor yani. O gazeteciler kullanılmış en ucuz kağıt bir havlu gibi kenara mı atılacağız demeye başladılar. Bu daveti ben neden almadım diye hayıflandıysam Allah belamı versin. Zaten davet gelmiş olsaydı da listeye bakıp gitmezdim. Ne yani ben, Nevşin Mengü, Özlem Gürses gibi isimlerle sizler için yıllardır ağız dalaşına girmişim. Zira bu isimlerle bir araya gelmeyi karaktersizlik olarak görür, Allah'ın selamını bile vermem. Benim bu olaya tepkim neden biliyor musunuz? Bu mahallenin insanlarına yapılan muameleyi reva görmememden dolayıdır. İçime sindiremiyorum arkadaşlar. Tepkim Yeni Çağ Gazetesi'nin bu mahallenin insanlarına reva gördüğü hakarete. Tepkim Çağlar Cilara gibi yeni yetme gazetecilerin kullanmış olduğu üsluba. Bakın ne diyor Çağlar Cilara. Bu davete icabet edeceğim. Gidip AKP liderine biz bir adım attık, iyi niyetimizi ortaya koyduk. Şimdi sıra sizde. Sizden de bir adım atmanızı, benim yayınıma çıkıp benimle röportaj yapmanızı istiyorum diyeceğim. Sözlere bakar mısınız Allah aşkına? Davet edilen şahsın Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemeyi planladığı bu sözlere ben tepki gösteriyorum. Davet etmiş oldukları insanlar davete icabet etmeyeceklermiş. Dün bunu açıkladılar. Özlem Gürses diyor ki benim başka bir programım vardı. Ben bu davete icabet etmeyeceğim. Efendime söyleyeyim. Bununla ilgili yalnız memnuniyetimi dile getireyim. Çünkü AKP trolleri bu davetten sonra umarım kendilerine çeki düzen verirler. Davet edilip edilmeme hakikaten umurumda değil. Dediğim gibi ben bunlara tepki gösteriyorum. Nevşin Mengü ne yaptı biliyor musunuz? Bir anket düzenledi. Katılayım mı, katılmayayım mı diye kendi kitlesine soracak nezaketsizliği ortaya koydu. İşte ben buna tepki gösteriyorum. Yahu hepsini boş verdik. Ruşen Çakır'ı ne diye davet ettiniz? Siz değil miydiniz daha düne kadar bu adamın yurt dışındaki bazı firmalar tarafından fonlandığını, Türkiye'nin aleyhinde yayınlar yaptığını söyleyen? Ruşen Çakır'ı davet ettiğiniz gün size kendi internet sitesinde muhalif oldu ya. Ne yazdı biliyor musunuz? AK Parti kendi yandaşı olan medyadan umudu kesmiş olacak ki bizden medet ummaya başladılar. Yapmış olduğunuz işin neticesi bu. Birkaç arkadaşla görüştüm. AK Parti'den davet aldınız mı diye. Ne dediler biliyor musunuz? AK Parti rezil olmasın diye kendimizi cebren son dakika davet ettirdik. AK Parti bu daveti yaparken belli başlı hatalar yapmış tabii ki. Mesela Yılmaz Özdil'i çağırmamışlar. Vallahi çok büyük ayıp. En azından davete icabet edip Sayın Erdoğan'la o alaylı üslubuyla konuşmuş olurdu. Asrın liderimiz beni çağırmışsınız, aha da geldim derdi. Ne güzel kaynaşırdınız değil mi?
Ya hakikaten siz Ayşenur Arslan'ı niye davet etmediniz ya? Tam 20 yıldır size hakaret ediyor. Çok büyük ayıp etmişsiniz. Merdan Yanardağ'ı keşke davet etseydiniz. En azından Tele1'i kapatmanın özrünü orada dileyip kendisini yanınıza çekerdiniz. Sizin avantajınıza olurdu. Ertesi gün Tele1 sizin lehinize haberler yapardı. Ha vallahi bizim de işimize gelirdi. En azından Tele1'de ceddimiz Abdülhamit Han Hazretlerine galiz hakaretler etmemiş olurdu. Kendisini Türkiye'nin en iyi gazetecisi olarak ilan eden Cevheri Güven'e bir davet göndermemeniz büyük bir eksiklik. Keşke hem davet etseydiniz hem de Sayın Cumhurbaşkanı ile bir röportaj falan tertipleseydiniz ya. Çağlar Cilara'dan daha iyi bir gazeteci neticede. Emre Uslu'yu ihmal etmişsiniz, Sait Sefa'yı ihmal etmişsiniz. Bunlar da yurt dışında çağırsaydınız, kucaklaşsaydınız ya. Bak ya. Listeye şimdi bakıyorum. Can Ataklı'yı unutmuşlar ya. Olabilecek şey Can Ataklı 20 senedir size demediğini bırakmadı. Niye davet etmediniz? İhmal edilen bir başka isim. Memduh Bayraktaroğlu. Onu da davet etseydiniz. Vallahi hiç üşenmeden gelirdi. Sizin sarayınızda size dondurma yalatırdı. Bu saydığım isimleri davet etmeyerek büyük bir ihmalkarlığın altına imza atmışsınız. Neyse olan olmuş, biten bitmiş. İyisi mi biz davet edilenlerle ilgili bazı uyarılarda bulunalım. AK Parti'nin lehine. Yemekleri sakın ha sarayın 35 aşçısına hazırlatmayın. Emine Erdoğan bizzat elleriyle hazırlasın. Bunlar turkuaz renginden nefret eder arkadaşlar. Mutlaka kendilerine kırmızı halı serin. Sizden rica ediyorum o altın klozetli olan tuvaletlere bunları sokmayın. Yarın öbür gün çıkarlar aleyhinizde yeniden yayına başlarlar. Kötü olur aranız. Benden söylemesi. Herhalde oturup kendilerine ayran ısmarlamayacaksınız değil mi? Onların ne içtiğini hepimiz biliyoruz. Ayran içinmeyin çünkü eleştirilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka 128 milyar dolar nerede diye soru soracaklardır size. Bununla ilgili akla yatkın bir cevabınız peşinen hazır olsun lütfen. Davet etmiş olduğunuz Fatih Portakal'a bir ehemmiyet gösterseniz iyi olur. Çünkü maazallah kendisi sinirlenir. Tekrar Fox TV habere giden işbaşı yapar. Oradan sizinle ilgili inanılmaz algı operasyonları yapar. Tabi burada takdir ettiğim bir hareketiniz var. Bankamatik Arif'i çağırmamanız çok isabet olmuş. Zira gelseydi Zafer Şahin'le külliyede kavga ederdi. Ya, sıkıntı çıkardı. Orada doğru bir karar almışsınız. Bu sözleri söylemekte haksız mıyım ha dostlar? Bundan daha büyük ilkesizlik olur mu ya? Olay neye benziyor biliyor musunuz? Yıllardır benim hakkımda onca algı operasyonu yapıldı. Bana onca iftira atıldı. Yapılan hiçbir habere sizler itibar etmeyerek arkamda dağ gibi durdunuz. Bu konuyla ilgili size minnet borçluyum. Çok teşekkür ederim. Sizin bu desteğinize rağmen ben yarın çıkıp buradan bir açıklama yapsam. Desem ki bir buluşma günü tertipliyorum. O buluşma günüme bana bugüne kadar küfür eden, hakaret eden, tehdit eden, dışlayan, dinime, dilime, ırkıma, örfüme, adetime, ecdadıma neyim varsa hepsine sayıp söven kim varsa benim davetlimdir. Bugüne kadar bana her platformda destek veren, benim için birileriyle ağız dalaşına giren, mahkemelik olan kim varsa onlar da lütfen gelmesin. Sizi tepkiniz nece olur ya? Böyle bir ilkesizlik olur mu Allah aşkına ya? Ya şimdi size bu soruyu sormakta haksız mıyım? 20 yıldır size küfreden, hakaret eden insanları bağrınıza basacak idiyseniz bu mahallede sizi bir kere eleştiren insanları niye afaroz ettiniz kardeşim? Mesela Abdurrahman Dilipak bir kerecik çıktı sizi eleştirdi. Onun eleştirisi de şöyleydi. AK Parti'nin içindeki AKP'liler dedi. Adamı dışladınız ya. O Abdurrahman Dilipak ki daha çoğunuz piyasada yokken, daha AK Parti ortada yokken Taksim Meydanı'nda başörtü zulmü için mücadele edendi. Böyle bir insanı sırf sizi bir kez eleştirdi diye afaroz ettiniz. Bu mahalleden kovdunuz ya.
E kovdunuz kovdunuz. Ya arkadaş 20 senedir size sürekli küfreden insanların niye bugün bağrınıza basıyorsunuz? Bu nasıl bir iştir? Allah aşkına biri çıkıp bize bir açıklama yapsın ya. Levent Gültekin bu mahallenin adamıydı. Sabahtan akşama kadar şu anda davet etmiş olduğunuz muhalif gazetecilerle ağız dalaşına giriyordu. Sizi savunmak için. Bir iki eleştiride bulundu diye onu da mahalleden kovdunuz. Özışık kardeşler size göre büyük suçlu. Tamam kabul. Ulan bu kardeşler Ruşen Çakır kadar da mı olamadılar ya? Türkiye'nin aleyhinde yayın yapmak için fonlandı diye suçlamış olduğunuz Ruşen Çakır'ı davet edip Özışık kardeşleri dışlamanızın anlamı ne? Bir tek Özışık kardeşler değil. Yahut bir tek dışarıda sizi savunan insanlar değil. Twitter ortamında Süleyman Soylu'ya denilmeyen söz kalmadı ya. Kel dediler, Erdoğan'ı küfreden yalaka dediler. Her türlü hakareti yaptılar. Peki yarın siz bunlarla Süleyman Soylu'yu bir araya getireceksiniz değil mi? O davete Süleyman Soylu'nun gelmesi gerekiyor. Süleyman Soylu'yla bunlar nasıl selamlaşacak, nasıl merhabalaşacak? Özlem Gürses ekranlara çıkıp Devlet Bahçeli'ye iftira attı ya. Devlet Bahçeli orada davet edilmeyecek mi? Edilirse hangi yüzle karşı karşıya getireceksiniz bu insanları? O gün gelip çattı ve bitti. Peki ya sonrasını hiç düşündünüz mü? Davet etmiş olduğunuz insanlar yarın gidip tekrardan sizinle ilgili olumlu haber yapacaklarını mı düşünüyorsunuz? Yahu PKK'ya yapılan övgülerin onda birini bugüne kadar sizin için yapmamış bir grup insanı almış, kaynaştırma adı altında kendi çatınızın altında barındırmış olabilirsiniz. Arkadaşlar, sizi savunan insanları neden dışlıyorsunuz? Eğer yeni bir yapılanmanın hayaliyle yola çıkmışsanız hayırlı uğurlu olsun size. Bunu açıklayın ki biz de ne yaptığımızı bilelim. Kimlerle beraberseniz inşallah onlarla haşrolunursunuz. Bu bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor. Ancak dediğim gibi siz, sizi savunduğumuz için bize Yeni Çağ ve benzer gazeteler tarafından hakaret ettirme hakkına sahip değilsiniz. Bu yapmış olduğunuz tuhaflıklar yeni değil. PKK ile barışmaya da kalkışmıştınız. PKK ile barış olmaz kardeşim diyenler bugün haklı çıktı. Ve hala bu konuyla ilgili eleştiriliyorsunuz. Yarın öbür gün bu davetle ilgili de eleştirileceğinize adım gibi eminim. Umarım o gün ben ve benim gibi insanları yanınızda bulmuş olursunuz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.